Hepinize iyi günler. İsmim Doktor Bülent Uluer. İstanbul Şişli Osmanbey'deki muayenehanemde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapmaktayım. Bugün sizlere daha önce bilgi verdiğim akupunktur ile tedavilerin daha özel ve spesifik bir konusu olan akupunktur ile bel, sırt, boyun fıtıkları ve ağrı tedavileri hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi insan vücudunda tam bu baş bitiminden kuyruk sokumuna kadar omurga bulunmaktadır. Omurga 33 kemikten oluşmaktadır ve bu kemiklerin arasında her seviyeden sinirler çıkmaktadır. Bu kemiklerin arasında ayrıca disk dediğimiz airbag gibi sinirlerin kesmesini engelleyen oluşumlar bulunmaktadır. Bu diskler ağır kaldırma, ters hareket yapma, düşme, travma gibi durumlarda dışarı doğru bombeleşerek, fıtıklaşarak o seviyeden çıkan sinire bası yapmaktadır. Tabii bu bası da sizlere ağrı olarak karşılığını vermektedir. Bunlar ağrıların, bel fıtıklarının, boyun fıtıklarının tabii ki yapılan travmaya, düşmeye, aşırı kilo almaya, omurgaya binen yükü arttırmaya bağlı seviyeleri vardır. Tabi başlangıç seviyesi, protrüzyon seviyesi, daha ileri seviyeler, eksüde dediğimiz parçalanma dediğimiz durumlar gibi çeşitli seviyeleri vardır. Her seviyede akupunktur tabii ki etki etmez. Oradaki disk parçalanmış ise akupunktur ile bir tedavi söz konusu değildir. Bunların ameliyat olması lazımdır. Sevgili seyirciler, mutlaka omurga sağlığınıza dikkat etmeniz lazımdır. Tabii bunun için birinci kilo almamak, postür duruşunuz çok önemli. Oturduğunuz zaman dik bir şekilde oturmak, yatarken sert yataklarda, ortopedik yataklarda yatmak, ayrıca darbe almamak, yüksekten düşmemek bunlar için çok önemlidir. Şimdi biz bu tip rahatsızlıklar için bize gelen hastalarımızdan öncelikle ilk muayenede kesinlikle ücret almıyoruz. Ve bu hastalardan mutlaka yakın zamanda çekilmiş bir MR raporu istiyoruz. Çünkü bu MR raporunda hangi seviyede fıtıklaşma olduğunu mutlaka bilmemiz lazım. Bu tip rahatsızlıklarda biz iki çeşit uygulama yapmaktayız. Öncelikle kulaktan dedektör yardımıyla o organdaki, omurgadaki hangi seviyede rahatsızlık varsa, mesela lomber bölgede L4, L5, o bölgeyi tespit edip oraya akupunktur iğnesi batırarak oranın tedavisini sağlamaktayız. Ayrıca ilk bu tedavi iğne batırıldıktan yarım saat beklenildikten sonra yurt dışından getirilen lazer cihazları vardır. Bunlar soğuk lazerdir. Kesinlikle ciltte yanma, kızarıklık, tahriş gibi bir sonuç yapmaz. Hastamızı lazer tedavisini almaktayız. Lazer direkt yukarıdan MR raporuna göre seviyede fıtıklaşmış olan bölgeye verilerek oradaki fıtığın küçülmesi sağlanarak sinire olan bası ortadan kaldırılmaktadır. Bu tedaviler haftada 2 veya 3 seans yapılmaktadır. Fıtığın durumuna, şikayetine göre değişmektedir. Bu tedavilerde etki her hastaya göre değişmektedir. Fıtığın durumuna göre olayın kronik olması, yani eski olması veya yeni olmasına göre, ayrıca travmanın, darbenin, kilonun durumuna göre değişmektedir. Öyle hastalar var, hasta boyun fıtığı için geldi bir seans, ikinci seansa kadın gelmedi. Ben arayınca ne oldu, benim şikayetlerim geçti de, dedi. Normal olarak biz 10 seanslık ilk paket yapmaktayız. 5. 6. seanstan sonra hastalar tedavinin faydasını görmektedir. Ama her hasta illa birinci seansta
faydasını görecek diye bir şey söz konusu değildir. Tabii bunların yanında biz hastalara çeşitli bilgiler vermekteyiz. İşte kilo vermesini sağlamak için akupunkturla obezite tedavisi, diyet tedavisi, hareket etmesini önermek, oturuşunu, duruşunu, yatışını çeşitli tavsiyelerde bulunarak düzeltmesini sağlamak için çeşitli bilgiler vermekteyiz. Bu tedaviler tabii ki hemen etkisini göstermemektedir, bir süre geçmektedir. Bazı hastalarımız fizik tedavi olsun, akupunkturla tedavi olsun, lazer tedavisi olsun, ameliyat tedavisi olsun, bu tedavilerden sonra şikayetinin bir daha olup olmayacağını merak etmektedirler. Tabii ki bu işlemler sizi tedavi ettikten sonra ağır kaldırmamak, işte kilo almamaya devam etmek, düşmemek, darbe almamak çok önemli. 5-6 defa ameliyat, 5-6 defa fizik tedavi, akupunktur olan insanlar var. Bunlar tabii dikkat etmediği için işlem sonrası tedavi olduktan sonra tekrar bu rahatsızlıklara, fıtığa tekrar oluşmaktadır. Ve ondan dolayı bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani bir kere fıtık olan bir insan tedavi olsa, şikayetleri geçse bile oradaki doku tahribatından dolayı her zaman tekrar fıtık oluşma riski bulunmaktadır. Fıtıklardaki diğer bir önemli konu ise özellikle bel bölgesinden aşağı doğru arkadan siyatik sinir dediğimiz bir sinir çıkmakta. O bölgeden bacaklara vuran ağrılar çok sık görülmektedir. Buna siyatik hastalığı denmektedir. Siyatik hastalığı sinire olan bası fazla olduğu zaman oradaki bacak siniri arkadan uyuşma yaparak başlangıç safhasında karıncalanma, uyuşma, ileri safhalarda şiddetli ağrı olarak görülmektedir. Biz Osman Bey Şişli'deki muayenehanemizde mutlaka bu tip siyatik hastalığının tedavisini de yapmaktayız. Hastalarımız çok memnun kalmaktadır. Tabii ki bu tip rahatsızlıkların dışında akupunkturla ağrı tedavileri de yapmaktayız. Nedir derseniz, diz ağrılarında akupunktur tedavileri çok önemlidir. Bunlar dizin dört kenarında, dizin gözü dediğimiz noktalara akupunktur iğneleri yapılarak oraya elektrik verilmesi akupunktur cihazıyla ve kulaktan akupunkturla diz şikayetlerinin %90'a varan oranda geçtiği görülmektedir. Ayrıca donuk omuz dediğimiz rahatsızlıkta akupunktur tedavileri çok etkilidir. Elde karpal tünel dediğimiz el bileğinde sinirin sıkışması, bu tabii aşırı kilo, aşırı ağır yük kaldırılmasına bağlı, zorlanmasına bağlı oluşmaktadır. Buna hem akupunktur hem de lazer tedavileri yapmaktayız. Ayrıca golfçü dirseği dediğimiz dirsekteki ağrılarda da akupunktur çok etkilidir. Bunların yanında akupunktur genel vücut akupunkturu olarak fibromiyaljide, romatizmal rahatsızlıklarda ve ağrılarda akupunktur yaparak hastanın şikayetlerinin düzelmesini sağlamaktayız. Bu tip rahatsızlıkların yanında ayakta, bilekte, kolda, vücutta olan ağrı şikayetlerinde de etkilidir. Bu tip tedavilere ihtiyaç olan tüm hastalarımızı Osman Bey'deki muayenehanemi bekliyorum. Televizyonun program altında iletişim bilgilerimiz bulunmaktadır. Her türlü aklınıza takılan sorularla bana ulaşabilirsiniz. İlk muayene belirttiğim gibi tamamen ücretsizdir. Gelip MR raporuyla sizin kontrollerinizi yapıp daha sonra bir kahvemizi içtiğiniz o sırada sizi değerlendirip bilgi verebiliriz. Programı seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.